Başkanlar Konuşuyor başlıyor. Düzce Takip Medya Grubu olarak belediye başkanları ile 4 yıllık çalışmalarını ve kalan görev süresinde yapılacakları konuşuyoruz. İlk konuğumuz Yalıca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit. 4 yıllık süre içerisinde Başkan Yiğit hangi çalışmaları yaptı? Seçim döneminde halka verdiği sözleri tutabildi mi? Sorunları çözüp halka yardımcı olabildi mi? Başkanlar Konuşuyor'un ilk konuğu Yalıca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit. Açık yüreklilikle verdiği cevapları bu videoda bulabileceksiniz. Evet başkanım, ne oldu da AK Parti'den belediye başkanı olmak istediniz Yalıca için? Tabii şimdi öncelikle Enes Bey, sohbetimize başlamadan önce ben buradan Afrin'de bir mücadele veren, vatan mücadelesi veren, zafer mücadelesi veren Mehmetçiğimize başarılar diliyorum. Şehitlerimize, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum. Bugün itibariyle 2014 yılının öncesinde daha doğrusu niçin belediye başkanı olduk, niye belediye başkanı olduk şeklindeki sorunuzu şu şekilde cevap vermek isterim. Tabii ben Yalıca'dan yıllardır ayrı kalan bir kişiyim. Ama Yalıca'nın sorunlarında, Yalıca'nın ihtiyaçlarında, Yalıca'nın ana alter yapılması gereken bütün işlerinde hiçbir zaman kopuk olmadı ve olamadım daha doğrusu. Bu ta 70'li yıllara dayanır, öğrencilik yıllara dayanır. Netice itibariyle hep ilçem için ne yapabilirim, eksikler nedir ya da işte geleceğin gençlerine nasıl bir Yalıca bırakır ve bırakabiliriz diye bunları hayal kurma noktasında olurken Rabbim de bana bu ilçede bugün Türkiye'nin kaderini değiştiren, hatta bölgenin ve hatta dünyadaki coğrafyanın belli bir kaderini değiştiren AK Parti'den ilçe başkanlığı nasip etti. Rabbim de 2 yıl gibi bir süre zarfında başarılı bir ilçe başkanlığı geçirmeyi nasip etti. Ardından da hem değerli büyüklerimizin, genel merkezimizin işte teveccühleriyle halkımızın da bize olan teveccühü birleşince bugün görüldüğü gibi belediye başkanı olarak da bu makamda bulunmaktayız. Peki niye geldik ve neler yaptık ve ya da neler tasarladık, neler yapamadık? Bir kere dedik ki yola çıkarken Yalıca sevdamız, hizmet bizim aşkımız dedik ya. Yani. Tabii Yalıca'nın sorunlarını az önce anlattığım şekilde zaman dilimi içinde hep not aldık. Bunlarla ilgili projeler geliştirdik. Bunlar bizim adaylık sürecinde çok önce olan projelerimizdi. Peki bunlar neydi? Bir kere Yalıca insanın temiz bir su içmesi, 24 saat akıntısız, kesintisiz sularının akması, yine aynı şekilde söylüyorum, yıllardır atalarımızın da özlemi olan Yalıca Düzce yolunun yapım noktasında bir çalışmalar yapmaktı. Yine aynı şekilde ilçenin birçok el değmemiş ya da ötelenmiş ya da o günkü imkanlar ölçüsünde yapılamamış birçok sorununu tespit ederek ardından da projelendirerek göreve Allah'ın izniyle 2014'te vatandaşlarımızın teveccühüyle göreve geldik ve başladık. Peki neyle başladık? Az önce söylediğim şekilde öncelikle ilk etapta hemen ilçenin biliyorsunuz ana sorunu su sorunu vardı. Sular bugün birçok mahallemizde yüksek kesimlerde özellikle vatandaşlarımız
taşıma suyla hayatlarını sürdürüyordu. İlk projemizi suyla ilgili Ankara'ya sunduk. Proje yaptık. Projemizi sunduk. Yine aynı buna paralel vaziyette de altyapı projemizi hazırladık. Hemen onun bitimiyle birlikte bu iki projeyi birleştirerek Ankara İller Bankası'ndan onay alarak işimize başladık. Kısacası 3 yıl gibi bir zaman diliminde bir fiil çalışmalarımızı, emeklerimizi, gayretlerimizi hep toprağın altına gömdük. Peki başkanım, şimdi seçimden sonra belediye başkanı oldunuz. Yılcalıların size ilgisi çok büyük, sizin de onlara ilginiz çok büyük. Yeri geliyor, koltuğunuza hiç oturmuyorsunuz, çizmeyi takıyorsunuz, elinize kazmayı alıyorsunuz, siz de çıkıyorsunuz sahada çalışmalara katılıyorsunuz. Halkın görüşü tabii ki çok önemli, çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Siz Yılca'ya bir kazma vurmak için bu göreve geldiniz. Yılca'yı daha ileri seviyeye getirmek için daha iyi bu göreve geldiniz. Bunu anlatıyorsunuz. 4 yıl önce başladığınızdaki zamana geri dönmek gerekirse, 2015 yılından bahsedelim ya da 2014 yılının ikinci döneminden bahsedelim. Yılca'da ne vardı, şimdi neler oldu? Şimdi ben şöyle söyleyeceğim. Şu fotoğraf benim 2014 arifesinde, seçim arifesinde vatandaşımın karşısında belediye başkanı adayı olarak çıktığım fotoğraf. Ama şu anki görüntüm de benim bugünkü görüntüm bu. Arada nasıl fark varsa, daha doğrusu bugün daha böyle genç, daha böyle parlak bir Muzaffer Yiğit karşısında şimdi bu fotoğrafta görünüyor. Bugün de gerçekten söylüyorum, o 4 yılın vermiş olduğu yorgunluk yüzüne yansımış bir belediye başkanı olarak karşısındayım. Nasıl bu durum olduysa, bu değişim olduysa, Yılca'mızda da 4 yıl öncesine göre, 4 yıl sonrası da bugün, daha doğrusu bugün itibariyle ben biraz yani tevazu göstermeyeceğim. Benim tahminlerimin bile ötesinde bir değişim oldu diye düşünüyorum. Yılca'nın hem vizyonel bakımından, görüntü bakımından Yılca'da değişiklik var. Hem de Yılca'nın eğitimiyle, kültürüyle, efendime söyleyeyim, işte sporuyla, sağlık hizmetleriyle her alanda. Tekrar söylüyorum, bunu sokağa indiğiniz zaman vatandaşlara da sormanızı arzu ederim. Yani Yılca'nın 7'den 70'e dediğim bir olay şeklinde Yılca'nın her kesimiyle, her yönüyle 4 yıl öncesine, 4 yıl sonrasına göre bugün akıl almaz bir değişim var. Peki şunu sorabilirsiniz. 4 yıl önce göreve gelirken acaba bu başarıyı, bu değişimi yapma noktasında ümit var mıydınız diye soracak olursanız, açık konuşmak gerekirse ben o kadar çok ümit var değildi. Ama Rabbimin vermiş olduğu güç, yine söylüyorum, dünya lideri bir cumhurbaşkanının, genel başkanımızın mensubu bir belediye başkanı olmanın da avantajıyla bugün 4 yıllık zaman süresi içinde akıl almaz işler, tekrar söylüyorum, hayallerin bile ötesinde dediğimiz birçok projeyi ilçemize uyguladık. Allah'ın izniyle, tabii bu vesileyle de bugün Yılca'mız, ya bugün şunu da şöyle söyleyeyim, açık söylüyorum. Yılca'yı peki metropol bir şehir mi yaptın? Hayır. Peki Yılca'yı akıl almaz büyüklükte bir İstanbul veya Düzce ya da ona benzer bir ilçe mi yaptın? Hayır. Ama ben diyorum ki Yılca'mızın tespit edilen, az önce sohbetimizin başında da anlattığım şekilde ötelenmiş ya da göz ardı edilmiş birçok hizmetini Allah'ın izniyle Yılca'mıza yaptık. Bunları tabii sohbetimizin ilerleyen safhalarında neler yaptık, neler gittik, onları tek tek anlatırız. Yani kısacası sizin sorduğunuz sorunun cevabı olarak da tek kelimeyle söylüyorum. 4 yıl boyunca, yani 4 yıl öncesi, 4 yıl sonrası Yılca belki de 30 yıllık mesafe aldı.
Evet başkanım, çok güzel gidiyorsunuz. Bunu halk da çok iyi bir şekilde biliyor. Biz de tabii sahada yaptığımız araştırmalarda, anketlerde Yılca Belediye Başkanı'nın sadece Yılca'da değil, Düzce genelinde de birçok kişi tarafından bilindiği biliniyor. Yılca'da şu algı var tabii, herkesin göç özellikle. Yılca'da iş yok diyorlar, ayrılıyorlar. Bununla alakalı olarak da son yapılan araştırmaya bakıldığı zaman, bir önceki yıllara bakıldığı zaman 2-3 bin kişi ayrılırken bu yıl çok ciddi bir azalma olduğu, %10 civarında, nüfusun %10 civarında bir ayrılma var. Bununla alakalı bir çalışmanız var mı? Hani nüfus artık artışa geçecek mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben göreve gelirken, yani 2014 öncesi şu sözleri halkıma vermiştim. Çöp toplayan, işte su akıda, işte sokakları süpüren ya da lokal hizmetleri yapan bir belediye başkanı olmaktan öteye, bugün istihdam sağlayan ya da ilçenin sağlık sektöründe, eğitim sektöründe, işte nüfus yapısında etkin olan bir belediye başkanı olacağım diye söz vermiştim. Siz de beyan ettiğiniz şekilde Yılca yıllardır aşırı bir göç verdi. Ama bu seneki sevindirici noktamız, bugün bu sene gerçekten göç dalgamız o geçen yıllara göre çok 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 daha aşağılara düştü. %10'luk bir seviyelere geldi. İnşallah tekrar söylüyorum, ilçeye istihdam konusunda ciddi bir çalışmamız var. Bunu halkımız da biliyor. Şu anda da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine aynı şekilde göçümüzün hızlandıran etkenlerden bir tanesi, vatandaşımıza sorduğumuz zaman işte kışın ısınamadığını, efendime söyleyeyim işte kalorifer sistemlerinin önemli olmadığı, ama ben Yılca Belediye Başkanı olarak da gururla söylemek isterim ki doğal gazımız Allah'ın izniyle, yani az önce söylemiştim, hayallerin bile ötesinde olan Yılca doğal gaz gelir mi diye düşündüğün zaman, burası nüfus bakımından düşünecek olursak asla imkansızdı. Ama bu imkansız Allah izniyle başta Sayın Bakanımız, vekillerimiz ve il başkanımızın da gayretleriyle, az önce zaten söylemiştim, bizim o hayali almaz, yani hayallerin bile ötesindeki hizmetleri alma noktasında bize her zaman destek olan başta Sayın Bakanımız, vekillerimiz, il başkanımız, değerli büyüklerimizin sayesinde ilçemiz inşallah doğal gazla gelmiş olacak, doğal gazla kavuşmuş olacak. Yani vatandaşımızın en büyük göç sebeplerinden bir tanesi olan etkenlerden biri ortadan kalkmış olacak. Zaten az önce söylediğim şekilde istihdamla ilgili bizim ciddi çalışmalarımız var. Şu anda ilçemizde belki de kaderini değiştirecek bir çalışma yapılmakta. Bu işsizlik problemini kökünden çözecek demiyorum ama belli bir ölçüde Allah izniyle çözeceğine inanıyorum. Hatta sadece istihdam durumunu değil, buradaki mevcut esnafımızın da sosyoekonomisine belli bir ölçüde ivme kazandıracak ve düzeltecek. Yani kısacası Yılca'ya basamak atlatacak çalışmalarımız şu anda hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani başlayacak demiyoruz, başladı. Başladı. İnşallah önümüzdeki yıllarda, daha doğrusu bunları hayata geçmesiyle birlikte Yılca bırak göç vermeye, Allah nasip ederse inşallah göç alacak. Çünkü Yılca bunların dışında Enes Bey, artık kör nokta olmadan çıkıyor. Bugün Karadeniz bağlantı yolumuz, Düzce'ye yapılan o muazzam bir yolumuzla birlikte Yılca'mız artık yol üzeri, yani kör nokta değil, yol üzeri bir ilçe durumuna geliyor. Kısacası uygulayacağımız, yani ilerleyen dakikalarda da inşallah bilgi vereceğimiz bilgiler ışığında uygulayacağımız bu belli projelerle Yılca bir ivme kazanacak, göçün önündeki
engelleri tek tek Allah nasip ederse kaldırmış olacağız ve göçü durduracağız diyorum. Ben tam tersini söylüyorum Enes Bey, geri dönüş başlayacak diyorum Allah'ın izniyle yani. Geçenlerde bir yapılan bir araştırma var başkanım. Bu araştırmada şöyle bir şey, Gebze'nin nüfusunun %20'sini dışarıdan gelen insanlar oluşturuyor. Yani Kocaeli Gebze'den bahsediyoruz. Bu %20 nüfuslu kısmında %10 gibi bir ciddi bir rakamdır bu. Yılcalı olduğunu az çok söylüyorlar. Biz bunun üstüne bir araştırma yaptık Düzce Takip Ailesi olarak. Yılcalıların dışarıdaki nüfus oranına baktık. Düzce'nin de nüfusunun da üstüne çıkıyor. 400 bin gibi bir rakam var. Yılcalılar Türkiye'nin dört bir yanına yayılmışlar. Bu 400 bin kişi haliyle otomatikman yavaş yavaş köylerine, memleketlerine geri dönüş yapacaklar diye düşünüyorum. Yılca'da insanlar çok büyük güzel noktaları var, doğal güzellikleri var. Bu doğal güzelliklerin daha da parlaması için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bir kanyon için bir genel müdürlükten izin aldınız, çalışma başlayacak diye biliyorum. Biraz doğal güzelliklerine girebilir miyiz Yılca? Tabii gireriz. Ben tabii doğal güzelliklerine girmeden önce ilçemizde şu ana kadar insanımızın o dönüş noktasında yani dönüşünü hızlandırma noktasında neler yapıyoruz? Eğer müsaade buyursanız ben bir iki konuya girmek isterim. Biz şimdi bir öncelikle şunu söylüyorum. 2014'ten itibaren bugün Şubat 21 tarihi itibariyle ilçemizde neler değiştirdik? Bunları kısacası isterseniz size bir izah edeyim. Ondan sonra o çalışmalarımıza geçeriz. Şimdi öncelikle biz şehrin, ilçenin daha doğrusu merkez ve dört mahallesiyle birlikte bütün altyapı dediğimiz bu kanalizasyon ve pis su gider sistemini A'dan Z'ye komple değiştirdik. Şu anda Yılca 1954'te ilçe olmuş, 1900 yıllarında da yerleşim alanı olmuş ama 1954'ten beri lokal vaziyette olan, yani böyle gelişi güzel altyapı sistemini sil baştan komple iptal ettik. Yeniden 23 kilometre bir şehir içi kanalizasyon hattını ilçemize döşedik. Yani kısacası şu var, artık Yılca mahalle aralarından, cadde aralarından ya da işte evlerimizin değişik sokaklarından pis kokular değil, artık Yılca pırıl pırıl bir yapısıyla, zaten coğrafi yapısı buna uygun, her şeyle pırıl pırıl bir Yılca oluşturma noktasında elhamdülillah uzun bir yol almış olduk. Peki, az önce sohbetimizin başında da söylediğim şekilde yola çıkarken ne dedik? 24 saat kesintisiz vatandaşımızın su ihtiyacını karşılayacağız dedik. Peki bunu yaptık mı? Elhamdülillah bugün 21 Şubat itibariyle Yılca'mızın belki de bir elin parmaklarını geçmeyecek vaziyette abone sayımız belki bağlanacak evimiz vardır. Onlar da sahipleri ya burada yoktur ya da bazı engeller vardır. Ondan dolayı bağlanmamıştır. Şu anda Yılca'nın tarihinden beri, kuruluşundan beri su alamayan, yani normal şebekeden su alamayan, hep taşıma sistemle hayatını sürdüren vatandaşlarımızın musluklarından bundan 3 ay önce sularımızı akıttık. Kısacası 4 yıl önce vermiş olduğumuz o 24 saat kesintisiz su sözümüzü 3 ay önce Allah'ın izniyle vatandaşımıza tutmuş olduk. Şu anda Yılca'nın genel yapısı itibariyle tekrar söylüyorum. Allah korusun, herhangi bir arıza olmazsa, olmaksızın 24 saat sularımız kesintisiz vaziyette akma noktasında şehir içi şebekesini ve aynı zamanda ana taşıyıcı, arter taşıyıcı hattımızı, 18 kilometrelik ana hattımızı yeniledik. Hem orada kanserojen üreten borularımızı değiştirdik, hem de vatandaşımızın
daha nezih, daha lezzetli bir su içim noktasında hem de kesintisiz vaziyette su ihtiyacını karşılamış olduk. Yani kısacası Yığılca iki bayramı birden yaşamış oldu. Hem altyapı bu pis su giderleri konusunda evlerin hemen yanında da kalan o pis dereleri kaldırdık. Hem de ne yaptık? Vatandaşımızın 24 saat kesintisiz su ihtiyacını karşılamış olduk. Peki bunları da bıraktık mı işi? Hayır, bırakmadık. Aynı zamanda su kalitesinin daha yükselmesi noktasında yine ilçeye su sağlayan ana depolarımız var bizim. Ana depolarımızı değiştirdik. Oraları komple eski depolarımızı iptal ettik. Yeni depolarımızı kimyasal olarak da, daha doğrusu hijyenik olarak da vatandaşımızın su içim noktasında kaliteyi yükseltmesi için depolarımızı değiştirdik, devreye soktuk. Yani kısacası bu iki unsur Rabbimiz izniyle bizlerin baştan söylediğim şekilde bizlerin hayal edemeyeceği bir duruma geldi. Elhamdülillah biz de vatandaşımıza sözümüzü tutmuş olduk. Ve şu anda bunlar Yılca'da yaşam kalitesini yükseltti. İşte göçü geriye çevireceğiz dememdeki sebeplerden bir tanesi, en önemli sebeplerden bir tanesi buydu. Hem doğal gaz, hem içme suyu, hem de pırıl pırıl bir Yılca. Peki bundan devamında ne yaptık? İşte görüyorsunuz siz de Enes Bey, Yığılca'nın enerji hatlarını özellikle ilçemizde sık sık kesilen bir elektrik şeyi vardı, sorunu vardı. Bunlarla ilgili sorunu ortadan kaldırma noktasında ilçemizdeki enerji hatlarını komple yerin altına aldık. Yani kazı yapma esnasında hem altyapımızı hem su hatlarımızı hem de enerji hatlarımızı ne yaptık? Toprak altına gömmüş olduk. Ve böyle bu şekilde nezih bir Yığılca'yı inşallah ortaya çıkarmış olduk. Bunlar hepsi Yığılca'yı birer cazibe merkezi yapma noktasındaki çalışmalarımızda. Peki bununla bitti mi? Bitmedi. Bugün yine en ufak bir rahatsızlığında Düzce'ye gitmek zorunda kalan hem köyde yaşayan vatandaşlarımızı hem ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlarımızı ilk basamak sağlık hizmetlerini kuvvetlendirerek hastanemizi devreye soktuk. Yine hastanemizin devreye girmesiyle birlikte gerek sağlık personeli bakımından gerekse ekipman bakımından hastanemizi kuvvetlendirdik. Bugün nasip olursa son sistem röntgen cihazımızı bundan 2 ay önce devreye aldık. Artık vatandaşımız işte film işte diğer bazı şeylerle ilgili hastanelere Düzce'ye gitmek zorunda kalmıyor. Burada ilk basamak ihtiyacını en kaliteli şekilde görmüş oluyor. Bir laboratuvar açımız var. Onu da inşallah çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde kazandıracağız. Peki eğitimle ilgili ne yaptık? Eğitimle ilgili dedik ki göreve gelmeden önce ilçemize bir Anadolu Lisesi kazandıracağız dedik. Peki sözümüzde durduk mu? Durduk elhamdülillah. Değerli büyüklerimizin, bakanımızın, vekillerimizin ve il başkanımızın sayesinde durduk. Ne yaptık? İlçeye bir Anadolu İmam Hatip Lisesi açtık. Peki açılışıyla birlikte bu okulun fiziki, diğer işte çevresel bütün şeyleri düşünerek bir okul projesi yaptık ve bugün Düzce'mizin yine örnek bir okullarından olan Anadolu İmam Hatip Lisemizi yeni binasına taşımış olduk. Bu da eğitime vermiş olduğumuz en büyük katkılardan bir tanesi. Yani hem eğitimde hem sağlıkta hem de vatandaşın vizyonel ve fiziksel anlamda ihtiyaçlarını aşama aşama basamak atlaya atlaya belli bir basamaya getirmiş olduk. Bu da yine tekrar söylüyorum. İlçemizdeki hem görev yapan memurlarımızın, amirlerimizin hem de ilçemizde yaşayan insanlarımızın eğitim konusunda ilçeden artık uzaklaşmasına bir nebze de olsa faydası oldu. Peki ne yaptık? Sporumuza el attık.
atletizmden güreşe kadar, futbola kadar her spor dalında desteklerimiz devam etti, desteklerimizi verdik. Bugün elhamdülillah ilçe gençliğinin kötü alışkanlıklardan da uzaklaşması noktasında faydasına olacağına inandığımız spor dallarının her birine belediyemiz olarak da gerekli desteği vermeye devam ediyoruz ve verdik. Peki ne yaptık? Bugün her mahallemize çocuk parkı, yaşam alanı sözü verdik. Peki yaptık mı? Elhamdülillah Allah'ın izniyle bugün her mahallemizde artık o modern çocuk bahçeleri, oyun bahçeleri ve ailelerin de hemen yanı başında dinlenebileceği, oturabileceği alanları oluşturduk. Peki ne yaptık? Yığılcımızın altyapı çalışmalarından doğan rahatsızlıkları ortadan kaldırma noktasında 30 bin tonun üzerinde asfaltımızı ilçemizin en yüce mahallelerine, sokaklarına ve caddelerine döktük. Bugün elhamdülillah Allah'ın izniyle Yığılca'nın bir tane ara sokağını dahi göremezsiniz, ayağa çamuramaz. Bugün hiçbir vatandaşımızın ayağı çamura basmayacak şekilde evinden iş yerine, iş yerinin evine ya da okuluna, işte camisine gidecek şekilde elhamdülillah Allah'ın izniyle 30 bin ton asfaltı da vatandaşımızın hizmetine sunmuş olduk. Peki ne yaptık? O altyapı esnasında ilçemize dedi ki yeni bir vizyon kazandırma noktasında kaldırımımızı değişelim. İşte bu dekoratif aydınlatmamızı değişelim dedik. Kaldırımlarımızı hepsini şu anda komple bitmedi ama %60'lık bölüme geldi. Şu anda ilçenin bütün kaldırım sistemlerine engelli vatandaşlarımızın da yaşam biçimini sürdürebilecekleri bir pozisyonu göz önünde alarak Allah izniyle kaldırımlarımızı belli bir pozisyona getirdik. Şu anda malzemelerimiz gelmeye devam ediyor. Allah nasip ederse bir ay sonra işte bahar ayıyla birlikte bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Peki ne yaptık? Bütün Yığılca'mızın ana alter caddeleri olmak üzere mahalle aralarında işte girmeye başladık. Işıklandırma ya daha doğrusu dekoratif ışıklandırma işlemlerine başlamış olduk ve akşam olduğu zaman Yığılca'mızın gerçekten görülmeye değer pırıl pırıl bir ışıklandırma sistemi var. Bununla da ben bir belediye başkanı onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Çünkü niçin? Vatandaşım istiyorum ki akşam evinde hapis kalmasın, sokağa caddeye çıktığı zaman rahat rahat gelsin istiyorum. Yine aynı şekilde vatandaşımızın faydalanabileceği park alanları, yaşam alanları, işte değişik muhtelif yerlere koyulmuş şelalelerle birlikte ilçenin görünümünü bir nebze de olsa değiştirmeye çalıştık. Elhamdülillah bunu başardık mı? Başardığımıza inanıyorum. Yine belediye başkanı olmadan önce en büyük hayalim olan Yığılca'nın bir giriş platformu ihtiyacı vardı. Bugün sizlerin de gördüğü şekilde hemen düz istikametten girişte bugün çift yol dediğimiz yine refüj, orta refüjde yaparak güzel bir yol ortaya koyduk. Nasip olsa bu konudaki eksiklerimizi de inşallah bu bahar ayıyla birlikte gidereceğiz. En azından ilçenin giriş noktasında bir ilçeye giriş girildiği belli oluyor. Yine aynı şekilde şehir mezarlığımızı dizayn ettik. Yine o tam bitmedi. Duvarlarını yaptık. İşte o yürüyüş yolları, diğer alanlarda çalışmalarımız var. Onlara devam edeceğiz. Peki bununla birlikte Alaptı istikametinden şehrin ta giriş noktasına kadar ve Ahmetçiler Mahallemizin girişine kadar bütün beton duvarlarla, dekoratif duvarlarla ilçemizi Allah'ın izniyle donattık. Peki ne yaptık? Yine
10 kilometreye yakın ham yollar açtık. Yani planlanmış bölgelerde, bu imarlı bölgelerde yollar açtık. Bu açtığımız yolların hem altyapısını hem de üst yapısını Allah izniyle tamamladık. Ufak tefek eksiklerimiz var, onlara da inşallah gidereceğiz. Yine şehir içinde vatandaşımız dereden karşıya geçme noktasında, evine geçme noktasında çizmeyle geçiyordu. Paşa'dan sıvayıp geçiyordu. Biz oralara değişik köprülerimizi yaptık. Sadece şehir içinde 4 tane köprü yaptık yani. Yine şehir içinden geçen Ahmetçiler Deresi'ni 1 kilometre mesafede, uzunlukta Ahmetçiler Deresi'ni ıslah ettik ve gördüğünüz şekilde gerçekten muazzam bir seviyeye geldi. Görüntü bakımından, sağlık bakımından. O da ilçemize ayrı bir vizyon kazandırdı. Peki ne yaptık? Halkın büyük bir özlemi olan, hatta sokağa çıktığım zaman 7'den 70'e herkesin sorduğu bir yüksekokul özlemi vardı. Yüksekokulumuzu ne yaptık? Kendimize belediye başkanı olmadan önce vatandaşımıza söz vermiştik. Dedik ki ilçeye bir otel kazandıracağız. Bir otel yaptık. 50 kişilik. Ama üniversite yer sorunu vardı. Bu yeri verirsek yüksekokulun açılması söz konusuydu. Ve biz de hiç gözümüzü kırpmadan o binayı, yapmış olduğumuz otel binasını yaklaşık 1 milyon lira bize mal oldu. Yüksekokula vermiş olduk. Alıcılık Meslek Yüksekokulu ilçemizde kazandırdık. Bu senede nasip olursa 2 bölümümüz daha açıldı. Bankacılık ve Sosyal Hizmetler Bölümü hem öğrenci bakımından hem de öğretim görevlisi bakımından okulumuz daha zengin bir duruma geliyor. Kısacası vatandaşımızın özlemi olan yüksekokul özlemini de bu şekilde gidermiş oldu. Peki ne yaptık? Yine aynı şekilde ilçede pazar yerinde düğünlerimiz yapılıyordu ya da işte muhtelif yerlerde düğünlerimiz yapılıyordu. İlk etapta Ahmetçiler Mahallemize bir 300 kişilik düğün salonu inşaatını başladık. Nasip olursa bahar ayıyla birlikte bitiyor. Artık düğünlerimiz orada olacak. Peki biz ne yapıyoruz? Buradan sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımı da göstermek istiyorum. Nasip olursa bahar ayında bu şu görmüş olduğunuz kültür sarayının temelinde yığılcamızı atıyoruz, atmış oluyoruz. Ne var bunun içinde? Bunun içinde yaklaşık 1000 kişilik, şöyle göstereyim. Bunun içinde 1000 kişilik düğün salonu var. Peki başka ne var? İkinci katında 50 kişilik bir sinema salonu. Bayanların spor yapabileceği işte etkinlik odaları, değişik muhtelif, yani kısacası tam donanımlı bir kültür sarayına yılcımıza kazandırmış bulunuyoruz. Bu sene temelini atıyoruz. Nasip olursa herhalde tam biliyorum yıl sonuna doğru da bitmiş olur ya da 2019 senesinin başlarında bitmiş olur. Ahmetçilere mahallemize yapmış olduğumuz düğün salonu sadece bir mahalle düğün salonu olmuş olacak. Ana düğün salonumuz ve kültür sarayımız bu kısım olacak. Peki tüm bunları yaparken açık konuşuyoruz. Yığılca Belediyesi, İller Bankası ya da muhtelif bankalardan bir kuruş borçlanma söz konusu değil. Peki nasıl oldu? Nasıl oldu? Şöyle oldu. Biz belediye gelirken, belediye devralırken dedik ki biz belediyenin şu görmüş olduğu koltukta güç almayacağız dedik. Güç vereceğiz. Ne dedik? Katma değer üreten bir belediye olacağız dedik.
Peki ne yaptık? 1 liramız varsa 100 liralık iş yaptık. 100 liramız varsa 1000 liralık iş yaptık. 1000 liramız varsa 10 bin liralık, 100 bin liralık iş yaptık. Kısacası yani katma değer üreterek bütün işlerimizi yerine göre taşır ettik. Ama yerine göre de biz kendi imalatımızı kendimiz yapmış olduk. Kısacası bugün 21 Şubat itibariyle tekrar söylüyorum. Bizlerin herhangi bir bankadan ya da İller Bankası'ndan bir kuruş kredi çektiğimizi ispat eden olursa ben belediye başkanını bırakacağım abi. Belediyemi hiçbir zaman borçlanma alışkanlığına sokmadım. Allah'ın izniyle. Ama krediyle bile yapılamayacak birçok işin üstesinden elhamdülillah Allah'ın izniyle yine söylüyorum. Başta değerli Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, Sayın Bakanımızın, vekillerimizin ve il başkanımızın destekleriyle bu kadar projeyi Allah'ın izniyle yapma imkanı Rabbim bize nasip etti. Ekibimle birlikte, yine söylüyorum, teşkilatımızla birlikte o uyum, o güzellik yılcıya her zaman için bir artı kazandırdı. Hizmet noktasında da iyime kazandırdı Allah'ın izniyle. Peki 2018 yılında da tekrar söylüyorum. Bu kadar işi yaptık. İşler bitti mi? Bitmedi. Benim yine belediye başkan adaylığım esnasında vatandaşlarıma verdiğim bir söz vardı. Melendere Turizm Vadisi. Melendere Turizm Vadisi'nde sona gelindi arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Peki bu vadi projemiz Yılca'nın ana projesi mi? Değil. Bu hem Yılca'mızın, hem Düzce'mizin, hem İstanbul'umuzun, hem de Ankara'mıza hitap edebilecek bugün devasal bir proje. 350 bin liraya projesi yapıldı. 45 milyon lira tutarında da Allah'ın izniyle yapım ihalesi var. İlk ihalesiyle 3 aşamalı ihale yapılacak. İlk aşama ihalesi yapıldı. Yer teslimi de yapıldı. Ve nasip olursa tekrar söylüyorum. Melendere Turizm Vadisi'nin Düzce'mize, İstanbul'umuza, Ankara'mıza, Yılca'mıza hayırlı olsun diyorum. Gerçekten görselliğe bakımsız bir, doyumsuz bir güzelliğe sahip. Ben anlatmakta bile zorlanıyorum. 6 kilometre gidiş, 6 kilometre geliş sahil bandı oluşuyor. İçinde göletlerin oluşacağı, şelalelerin oluşacağı, yürüyüş yollarının oluşacağı, üzerinde işte 5 tane köprünün olduğu, yapılan göletlerin içinde Osmanlı sandallarının gezinti yapacağı, bu sefer Tokat'a gittim işte orada o sandalları inceledim. Nasip olursa, Allah nasip ederse inşallah eşsiz bir proje olacak. Ben bu projenin sadece Yılca'mıza değil, Düzce'mize de değer katacağına inanıyorum. Ben şunu söylüyorum, Yılca'mıza uyguladığımız her projenin Düzce'mize eğer bir nebze de olsa, değer katıyorsa ben o kadar mutluyum. Çünkü Düzce'miz koşarsa biz peşinden yürürüz diyorum. Düzce'miz ne kadar ilerlerse, ne kadar vizyon sahibi bir il olursa biz burada kalitemiz o kadar artar diye düşünüyorum. Kısacası 2018 çalışmalarımız bugün hem turizm alanında hem de diğer yapacağımız çalışmalar alanında devam edecek. Bu Melendere Turizm Vadisi birlikte 2018'de inşallah bunlar hem bitecek projeler hem de Yılca'mızın o 2017 ve 2014 arasındaki projelerimize ilave olarak da bir kalkınma noktasında tekrar söylüyorum. Baştan sormuş olduğunuz Yılca'ya insanlar neden dönüş yapacak anlamındaki soruya cevap olacak şeklinde bugün Geyikbeyli Göletleri diye bir mevkimiz var. Tabiat Parkı ilan edildi. Burada ciddi bir çalışmalar var.
Yine Sarıkaya mağaramız devreye giriyor. Bu da bir yaklaşık 2-3 ay önce. 2-3 ay sonra inşallah ziyaret açılacak. Bunda buradan da ben Sayın Valime çok teşekkür ediyorum. Bir fil Sayın Valimin yürüttüğü bir proje. Sarıkaya mağaramızı Düzce turizmine, Türkiye turizmine kazandıracak hem çevre peyzaj çalışmalarıyla hem de iç donanım çalışmalarıyla Sarıkaya mağarası bugün Balkanların, Batı Karadeniz'den beri Balkanların en büyük mağarası olduğunu söylüyor uzmanlar. Burası da ben Düzce ve Yıldızca turizmine ciddi bir ivme kazandıracağını diyorum. Yine aynı şekilde bu bizim hemen Yıldızca'nın girişinde, giriş noktasında olan Kocameşe diye bir adlandırdığımız bir bölge var. Burada da nasip olursa seyir terasları yapıyoruz. Burada işte kendine göre bir düzenleme yapıyoruz. Nasip olursa projemizin son safhasına geldik. İnşallah buna da kazmayı vuracağız. Nasip olursa turizm alanında, eğitim alanında, diğer alanlarda kalkınmasını ya da bir şey proje çalışmasını tamamlamış bir Yıldızca'ya diyorum ki göçün geri başlaması noktasında en büyük nedenlerden biri olacağına inanıyorum. Ben tekrar söylüyorum, Yıldızca'mız ilme zafere doğru gidiyor. Sadece ilimizin değil, bölgemizin parlayan yıldızı olma noktasında Allah nasip ederse hiçbir engel olmadan adım adım gidiyor. Ben burada tekrar söylüyorum, bizim gerek belediye çalışmalarımız konusunda, gerekse ilçeye gelen hizmetler noktasında hiçbir fedakarlıktan kaçmayan, hep sözlerimizle söylediğim şekilde Sayın Bakanımıza, Başbakanımıza, vekillerimize, il başkanımıza teşekkür ediyorum. Yine buradan bir müjde vermek istiyorum. İnsanların kafasında hep soru işareti olan Yıldızca Düzce yolumuzda Mart ayı itibariyle bütün çalışmalarımız, bütün şeylerimiz tam hızıyla çalışmalar başlıyor. Aynı şekilde Alaplı istikametinde çalışmalar başlıyor. Kamulaştırmalar yapıldı. Burada kamulaştırma çalışmalarını yaptık. Vatandaşların imzaları alındı. Mutabakat sağlandı. Kısacası topyekun bir çalışmayla 2018 yılında Yıldızca'mız Allah'ın izniyle şaha kalkacak diye düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Çok değil, 2 veya 3 sene zarfında Yıldızca'mız hak ettiği değeri bulacaktır. Ve vatandaşlarımız da, tekrar söylüyorum, o gurbete gitme, gurbet yolundan, fikrinden vazgeçecektir. İlçesinde karnını doyuracaktır, işini bulacaktır, gücünü bulacaktır. Bugün hiç de küçümsenmeyecek bir sanayimiz şu anda Allah'ın izniyle adım adım bitme, yani yapımına devam ediyor. Bu da ilçe gençleri için bir ümit ve ışığı diye düşünüyorum. Eğer bu ümit ışığına biz bir gaz koyabildiysek ne mutlu bize. İnşallah Yıldızca'mız bu şekilde hak ettiği yere gelecektir resmiye. Peki başkanım, şöyle bir durum da var. Halk genelde belediye başkanı dediği zaman ilçe genelinde de il genelinde yaptığı çalışmalarla işte yapılan çalışmaları yapar. Ama sizde şöyle bir durum da var. Köylere de gidiyorsunuz. Köylerde halkın yanında duruyorsunuz, halkla beraber oluyorsunuz, halka her şeyi yapıyor, anlatıyorsunuz. Sohbetin başında konuştuk. Halk size bir büyük destek veriyor, siz de onlara büyük destek veriyorsunuz. Sosyal belediyeciliği köylere de yaydınız. Nasıl köyler ziyaret, köy ziyaretleri nasıl gidiyor? Şimdi şöyle söyleyeyim ben Esma. Başta da söylemiştim. Biz tabii dünya lideri olan hem ülkemizin hem de bölgemizin yani artık sınırlarını aşmış, dünyaya mal olmuş bir liderin, Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarıyız. Onun sosyal bakışı bize her zaman için
bir güneş olmuştur, bir ışık olmuştur. Bu çerçeve dahilinde bugün görevimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. O görev çerçevesinde de bazen sadece kendi alanımızı değil, daireyi biraz daha büyüterek işte 39 köyümüz var. Hiçbir köy ayrımı yapmadan, vatandaş ayrımı yapmadan, cinsiyet ayrımı yapmadan vatandaşımızın kapısını çalıp, hatta bu kapı çalmalar çat kapı şeklinde hem vatandaşımızın işte yaşam biçimini görmek, hem de onun hal lisanını yerinde görmek, aynı zamanda da kısacası ihtiyacı olan ya da bize ihtiyacı varsa ihtiyaçlarını tespit etmek, ya da ihtiyacı yoksa onun bir tas çorbasını içip, bir bardak çayını içip onu ziyaret etmek. Gayemiz bu. Tabii bunları yapma noktasında ben açıkçası hem vicdanı hem de sosyal belirleyicilik bakımında önemsiyorum. Bunları da yapmaya elimden geldiği müddetçe yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada bir şeye, konuyu işaret etmek istiyorum. Biz Yığılca Belediyesi olarak küçük çaplı bir belediyeyiz. Ama Allah'ın izniyle tekrar söylüyorum, donanımımızla, personelimizle, yetişmiş elemanlarımızla bugün birçok profesyonel belediyenin düzeyine çıktığımıza inanıyorum. Bugün gerçekten söylüyorum, hem araç parkurumuz hem de sosyal belediyecilik anlamındaki donanımımız bizi farklı kıldığını ben eminim. Nasıl oluyor? Şöyle, biliyorsunuz ilçemizde kış şartları ağır geçiyor. Bu sene biraz hafif geçti ama kış şartları ağır geçiyor. Her kış mevsiminde ben sadece yolları açık tutma ya da işte sokakları temizleme noktasında değil, bütün vatandaşlarımın sosyal ihtiyaçları konusunda da hazırlıklarımızı yapıyoruz, ekiplerimizi kuruyoruz ve en ufak bir vatandaşımızın ihtiyacını geri çevirmeden, onun ihtiyacını görmeden elemanlarımız, personelimiz yatağına girmiyor. Kısacası yani. Belki de geceler boyunca uyumadı da oluyor. Yani kısacası şunu söylüyorum, sohbetimizin başında söylediğim gibi şekilde, biz çöp toplayan, su akıran bir belediye asla değiliz. Biz vatandaşımızı bir bütün olarak kucaklayan, onun yaşamında, onun hayatında ne kadar kalite kazandırabilirsek kendimize o şekil başarılı adeden bir belediye ekibi halinde öyleyiz. Onu düşünüyorum. O konuda da az önce sizin dediğin şekilde görevimizi yapmaya, sosyal belediyecilik anlamında görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Yapabiliyorsak, vatandaşımızı mutlu edebiliyorsak bize ne mutlu. Başkanım, deminden beri anlatıyorsunuz. Artık ben de hani birçok şeyi bildiğim halde gene şok oluyorum konuşmaları tek tek dinlemeye devam ederken. Tabii Yığılca'ya yarım saat 45 dakika ya da bir saate sığdıramayız. Ama tabii her programın da bir sonu vardır. Başkanlar Konuşuyor dizisinde ilk konuk oldunuz. Sizin son söylemek istediğiniz şeyler varsa onları da alalım, programımızı kapatalım. Ben buradan yine sözlerime Afrin'de görev yapan Kahraman Mehmetçiğimize başarı dilemekle başlayacağım. Yollar açık olsun diyorum. Bahtları açık olsun. Yığılcamız gerçekten esnafıyla, halkıyla, vatandaşıyla, çoluğuyla, çocuğuyla, öğrencisiyle her zaman için Afrin'de görev yapan Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olmaya gayret gösteriyor. Bunları da yaptıkları yardımlarla, işte de oralara kadar yaptıkları ziyaretlerle gösteriyorlar. Bu konuda devletimizin ve milletimizin birinci meselesi olan bu Kahraman Mehmetçiklerimizin Afrin zaferini inşallah Cenab-ı Rabbim devam ettik diye düşünüyorum. Yine şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Kısacası Yığılca Belediye Başkanı olarak halkımızdan almış olduğumuz
o desteğin, o güvenin layıkıyla yapmaya özen gösteriyoruz. Eğer özen gösterme noktasında hatalarımız olabilir, noksanlarımız olabilir, eksiklerimiz olabilir. Tabii ki biz insanız. Ya da her yaptığımız doğru olmayabilir. Ama şuna vatandaşın bilmesini arzu ediyorum. Eğer hata yapıyorsak, eğer yanlış yapıyorsak, bizleri uyarmadan asla hal dili uyarmadan vazgeçmesinler. Ama başarının olduğu yerde, çalışmanın olduğu yerde hata olabilir. Bizleri de affedesinler. Bugün Yığılca 100 yıllık, hatta 100 yılın üzerinde bir kuruluş bölgesi. Burası şehirleşmeye 1900 yıllarında başlamış. Bu kadar noksan, bu kadar eksiğin arasında tabii güzeli yapmaya çalışıyoruz. Daha en iyisini yapmaya çalışıyoruz. En iyisini yapma noktasında da kusurumuz varsa, eksiklerimiz varsa affetsinler. Biz her zaman için bütün ekibimizle, tekrar söylüyorum, noksansız bir belediyecilik, eksiksiz bir belediyecilik sunma noktasında emek ve gayret gösteriyoruz. Bu konuda sosyal belediyeciliği ön planda tutmaya çalışıyoruz. Bunu da sizlerin de az önce arz ettiği şekilde sadece ilçe merkezi olarak değil, 39 köyümüzdeki vatandaşlarımızı kucaklayarak yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki eksiklerimiz oluyor, noksanlarımız oluyor, belki de hatalarımız da oluyor. Ama hiçbir vatandaşım, hiçbir personelim, hiçbir elemanım şahsım da olmak üzere bilerek hata yapmaz. Hataları, eksikleri, noksanları gidermeye çalışıyoruz. Umut ediyorum ki ben Yığılca Belediyesi'nin şu örnek çalışmaları vatandaş tarafından takdir gördüğüne inanıyorum. Onların takdir ettiği takdirleri de bizim için her zaman için moral motivasyon oluyor. Şunu bilsinler, onların oy verdiği, seçtiği ya da oy vermediği belediye başkanları da asla ve asla mesai mahkumu denen bir olay yok. Bu belediyenin ışıkları gece saat 10'lara kadar, yerine göre 12'lere kadar, yerine göre 9'lara kadar yandığını onlar görüyorlar. Ben vatandaşıma her zaman için kucak açmaya, yani böyle sevgi sunmaya, onlara hizmet sunmaya noktasında asla ve zaman şey olamaz diyorum, engel olamaz. Ama diyorum ki hizmet alma noktasında biraz sabırlı olsunlar. Biraz bize tolerans tanısınlar. Biz en iyi yapma noktasında var gücümüzle çalışmaya Allah izniyle onlara söz veriyoruz. Buradan yine sizlerin aracılığıyla dünyanın değişik ülkelerinde, Türkiye'mizin değişik bölgelerinde, ilçemizin de 39 köy ve mahallesinde oturan bütün vatandaşlarıma saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Onları sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Müzik